Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Asit baz çiğneme tableti nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Asit baz çiğneme tabletleri pembe renkli, yuvarlak, düz ve çentiksiz çiğneme tabletleridir. Asit baz kutu içerisinde 6 ya da 12 tabletlik blister ambalaj ile kullanıma sunulur. Asit baz 16 yaş ve üzerindeki hastalarda mide ekşimesi, hazımsızlık ve aşırı asitten kaynaklanan şikayetlere karşı hızlı ve uzun süreli rahatlama sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Her bir çiğneme tableti mide asidini nötralize eden ve antiasit olarak bilinen kalsiyum karbonat ve magnezyum hidroksit etkin maddeleriyle birlikte üretilen asit miktarını dengelemeye yardımcı olan H2 reseptör blokörleri olarak bilinen ilaç grubuna ait olan famotidin içerir. Asit baz çiğneme tabletini kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise, asit bazı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer asit baz çiğneme tabletinin içerisindeki famotidin, kalsiyum karbonat veya magnezyum hidroksit isimli etkin maddeleri veya bu ilaçta kullanılan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa, simetidin ve ranitidin gibi H2 reseptör antagonistlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsa, ciddi derecede böbrek yetmezliğiniz varsa, şimdi belirtilen durumlardan herhangi birisi sizin durumunuza uyuyorsa asit bazı kullanmadan önce doktorunuz ve eczacınıza danışınız. Asit bazı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer hazımsızlık ve ayrıca istemsiz olarak kilo kaybı yaşıyorsanız, geçmeyen karın ağrınız varsa, hazımsızlık oluşması ve hazımsızlık sorununun kötüye gitmesi varsa, kanınızdaki kalsiyum seviyeleri yüksek ise, kanınızdaki magnezyum seviyeleri yüksek ise, kanınızda çok düşük miktarda fosfor varsa, idrarınızda yüksek miktarda kalsiyum veya böbrek taşı öyküsü varsa, böbrek veya karaciğer problemleriniz varsa, doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğunu söylenmişse, asit bazı uzun süre kullanırsanız kanınızdaki kalsiyum seviyeleri artabilir. Kalsiyum veya D vitamini içeren başka ilaçlar da alıyorsanız bu da olasıdır. Böbrekleriniz etkilenebilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Asit bazın yiyecek ve içecek ile kullanılması, asit bazın yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur. Asit baz çiğneme tabletinin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi asit bazın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi baş dönmesi, kabızlık, ishal, baş ağrısı. Yaygın olmayan yan etkisi iştah kaybı, iştahsızlık, bulantı, kusma, karında ağrı veya şişkinlik, gaz, ağız kuruluğu, döküntü, kaşıntı, ürtiker, yorgunluk, tat alma bozukluğu, bulantı, kusma, baş dönmesi, geğirme, karıncalanma veya uyuşma, ishal, midede gaz toplanması, sinirlilik, hazımsızlık, susuzluk, karın ağrısı, ağız yutak veya gırtlak bölgesinde rahatsızlık veya ağrı, seyrek yan etkisi, karaciğer içerisindeki safra yollarında bir engel sonucu safra akımının yavaşlaması veya tamamen durması, erkeklerde göğüslerin büyümesi, çok seyrek yan etkisi, uyku hali, uykuya meyil, halüsinasyonlar, zihin karışıklığı, uyuma güçlüğü, uyuşukluk, uyku hali, huzursuzluk veya depresyon gibi sinir sistemi bozuklukları, bilinmeyen yan etkisi, döküntü, kaşıntı, uyku hali, kurdeşen, olağan dışı yorgunluk veya zayıflık, enerji kaybı, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, karın üst bölgesinde ağrı. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınıza danışınız. Asit baz çiğneme tableti nasıl kullanılır? Bu ilacı daima doktorunuzun açıkladığı şekilde veya eczacınızın size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Yetişkinlerde mide yanması veya hazımsızlık hissederseniz bir tableti iyice çiğneyiniz. Eğer ihtiyaç duyarsanız bir çiğneme sonrası bir bardak su içiniz. Günde 2 tabletten fazla almayınız. 2 haftadan fazla kullanmayınız. Uygulama yolu ve metodu ise asit baz sadece ağız yoluyla alınır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, 16 yaşın altındaki çocuklarda asit bazın kullanımı önerilmez. Yaşlılarda kullanımı, doz ayarlaması gerekmez. Asit bazın saklanması, asit bazı çocukların göremeyecekleri, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.